Bülent Erandaç Akdeniz Kalkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan Avrupa'ya iki paradigmalı derin mesaj verdi. Türkiye'nin Akdeniz Kalkanı'nın iki temel paradigması Ege Adaları'nın silahlandırılması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatleri üzerine oturtuldu. Türkiye bu pozisyona nasıl geldi? Tarih 3 Aralık 2018 Milli Güvenlik Kurulu'nda Erdoğan'ın hazırlattığı Türkiye'nin Akdeniz doktrini enine boyuna tartışıldı. Toplantı sonunda Türkiye Doğu Akdeniz'de casus belli deklarasyonunu çıkardı. İsrail, Mısır, Yunanistan, Kıbrıs Rumlarının konjöktürden faydalanarak Ege'de ve Doğu Akdeniz'de alan genişletme teşebbüslerine karşı Başkan Erdoğan'ın emri vakilere izin vermeme gerektiği takdirde meşru müdafaa hakkını kullanma talimatı ilan edildi. MGK açıklamasında adı konmamış bir savaş nedeni hatırlatması yapılarak meclis iradesine dayanan kararlılığımızın dikkate alınması gerektiği belirtildi. Meclis idaresi derken eski bir karara atıf yapılıyordu. 8 Haziran 1995'te Yunanistan 12 mil kararı almaya kalkınca savaş nedeni kararını meclis almıştı. MGK bildirisinde isim verilmeden bu karara atıf yapılması çok önemliydi. O günden bugüne Mavi Vatan stratejisi adım adım uygulanırken Akdeniz kalkanı ipek böceği gibi örülüyor. Doğu Akdeniz'de Türk deniz yetki alanlarında denizde durumsallık farkındalığına sahip olmak deniz güvenliğine katkı sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla Aksaz, Mersin, İskenderun ve Gazi Mogasa limanlarına istinaden Akdeniz Kalkanı Harekatı icra ediliyor. Harekat, deniz, karakol uçakları ve helikopterler tarafından icra edilen uçuş görevleriyle desteklenmektedir. Türkiye enerji piyasasındaki gücünü artırmak ve enerji bağımsızlığı yolunda hızla ilerlemek için 3 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle Doğu Akdeniz başta olmak üzere denizlerde Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor. Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de çalışırken Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de çalışmalarını sürdürüyor. Bakımı devam eden Kanuni sondaj gemisi ise Kasım ayında Akdeniz'de göreve başlayacak. Sismik araştırma gemileri Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis de Akdeniz'de araştırmalarına devam ediyor. 21 Temmuz 2020 Türkiye Meis Adası bölgesi ile ilgili Nautex ilan etti. Nautex'lerle Girit Adası civarına kadar Türkiye sahayı kontrol altına aldı. 15 Eylül 2020 Türkiye'den Lozan uyarılı Sakız Adası Nautex'i Yunanistan'ın Lozan Barış Antlaşması'nı ihlal ederek Sakız Adası'nı silahlandırdığını açıklayan Türkiye, Yunanistan'a karşı ilk diplomatik uyarısını resmi bir Navtex yayınlayarak yaptı. Yunan küstahlığı karşısında atılan bu adımın üç önemli uyarısı vardır. Birincisi, 12 adanın Lozan şartlarına göre acilen silahsızlandırılması. İkincisi, müzakere masasında bu konunun ele alınmasıdır. Üçüncüsü ise Yunanistan söz konusu 12 adayı gayri askeri statüye tabi hale getirmezse, diplomatik çabalar yetersiz kalırsa Türkiye gerekli askeri müdahaleyi yapacaktır. 25 Ağustos 2020 günü yapılan MGK'da alınan kararı açıklayan bildiride yer alan şu iki cümleye dikkat. 1- Ege Adaları silahsızlandırılacak. Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka ve antlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler aklı selime davet edilmiştir. 2. Kıbrıs Türk Devleti'ne doğru Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm kurumlara ve ihtilaflara müdahil devletlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine saygılı olma çağrısında bulunuyoruz. Nokta. Bülent Erandaç